Selam millet dedi oynar. Tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Bu videomuzda sizlere bundan 1-2 yıl önce, belki de 3 yıl önce oynadığımız bir tane rap oyunu vardı. Adı Balanced'i. Bu oyun en sonunda Steam'e de çıkmış. Balanced'i oyunu Steam versiyonu, PC versiyonu çıkmış. Biz de ona bir göz atalım istedik. Sağ olsun yapımcılar bize göndermişler oyunu. Dedeciğim bakar mısın diye biz de tabii ki onları kırmadık. Hemen şuradan mission diyorum. Mayor Academy, challenge'lar, power to the people. Mayor Academy, first step. Bakalım neymiş bu. Balance diye hoş geldin. Ben Secretary of Urban Planning. Planlama bölgesinin yardımcısıyım. Şimdi sana bütün işler nasıl gidecek bunu göstereceğim. İlk defa mı valilik yapıyorsun? Benim söylediklerimi takip et. Başarılı olacaksın. Şehrimiz mükemmel bir dengede olmak zorunda. Eğer bir tarafa çok fazla yüklenirsen her şey yıkılır. Simetrik dizaynlar yaparsan çok güzel olur. Orta tarafa ağırlık ver. En aşağıdan başla, yukarı doğru dizmeye devam et. İstediğin şekilde dizebilirsin. Senin için en önemli binaları şimdi açacağım. Yeni bir ev yapmak konusunda özgürsün. Yıldız ikonuna tıkla, 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 tıkla. Yıldız ikonuna tıklasana. Tıkladım. Şöyle ana binamı koydum. Her yıldız parladığında yükseklik limitin daha da artacak. 100 metre, sonra 250 metre, 700, 1500, 3500 devam edeceksin. Hadi şimdi önemli olan binalardan birkaç tanesini yap bakalım. House. Niye? Bağlı mı diyeyim? O ne? Şu mükemmel evlere bak. Neden ki birisi burada yaşamak istemesin ki? Ama bir şey yanlış, şey eksik gibi. Biliyorum, enerji. Hemen bir tane enerji binası yapabilirsin. Yalnız dikkat et. Enerji üretim binaları çok ağırdır. Dengeyi bozabilirler. Evlerimizde enerji var ama hala içinde yaşayan birileri yok. Neden biliyor musun? Çünkü onların işe de ihtiyacı var. İşleri olmazsa nasıl orada yaşasınlar? Evet, artık herkesin işi var. Aynı zamanda ofislerin de enerjiye ihtiyacı var. Her bir tane elektrik binası 15 tane ofis ve eve elektrik sağlayabilir. Şimdi popülasyonun nasıl artmaya başladı görüyor musun? Artık bu bir yerde yaşamak isteyecek bir sürü insan olacağını biliyorum. Ağaç. Ağaç ekebilirsin diyor. Bir tane ağaç niye yok oldu? Ha, residence'ın yakınlarına ağaç koy diyor. Residence'ın yakınlarına ağaç koydum. Onlar da çıldırdılar. O kadar mutlu oldular ki residence'ları birleştirdiler. Terrace yapabilirsin gibi bir şey dedi. Böyle bir terrace'ım oldu. Onun üzerine ağaç koyabilirsin dedi sonra. Terasta ağaç yetiştirmek biraz fetişist oldu ama... Tamam, biraz daha mı ağaç koyayım? Temiz hava ile birlikte popülasyon daha da büyüyecektir. Ha, şundan çıkan pislikleri biraz şey yapmış oluyorum. Düzeltmiş oluyorum. Unutma, her zaman için insanların yakınlarda ağaç olsun ister. Şimdi zeminin yakınına tren istasyonu koyman lazım bir tane. Nasıl yapacağım onu? Abo! Tren aşağı düşmedi mi? Aşağı düşmüyor. Bir sağa bir sola gidiyor. 200 metrelik bir alanda bir sağa bir sola, bir sağa bir sola gidip duruyor devamlı. Şehir sana güveniyor. Korkma. Ben buralarda olup sana yardımcı olacağım. Bir trajedi olmasına izin vermeyeceğiz. Şehrimiz cennete kadar ulaşacak. Göklere kadar yükselecek. Hiç merak etme. Şimdi level complete. Peki. Diyecektim ki daha ne yapacağız acaba? Böyle bir bakıyorum etrafa ama level complete, train station unlock. Canım teşekkür ederim. Mega mission. Mega mission'a geldik şimdi. Evet, mega blokların mantığını öğrenmen lazım. Rezidental blokları görüyor musun buradaki? Onları bir tane büyük mega bloğa dönüştürmek lazım. Onun için 4 tane bloğu yan yana koyman gerekiyor. Popülasyonu onu geçtiği zaman mega bloğa dönüşürler. Inspector Magnifying Glass'ı kullan diyor bunun için. Nerede o? Inspector Magnifying Glass. Popülasyon 8. Gördün mü? Popülasyonu 10'dan az. Kömür fabrikası var ya yakınlarında. O yüzden nefret ediyorlar. Hayata küsmüşler. Ama üzerlerine birazcık ağaç atsan, kafalarına biraz ağaç atsan onların popülasyonları artacak. Bakalım arttı mı? Evet, ben daha klikleyemeden arttı.
Görüyor musun şimdi neyimiz var? Bir tane mega bloğumuz oldu. 50 tane insan, her biri 10 taneden 10-10-10-10 tutuyorlardı galiba. Şimdi 50 insan tutabiliyorlar. Zaman içinde çıldırarak sayılar artacak onların dedi. Tri residential mega blok. 3 tane mega blok oluşturuyor diyor. Peki, oluşturalım. Mega blok oluşturalım orada. Çılgıncasına ağaç atıyorum onların üzerlerine. Hayır. Yıkılamazsın. Mega blok yıkılamazsın. Ofis yapayım size biraz. Ofis, ofis. Şimdi o tarafa mı ağırlık gitmeye başladı? Ev, 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 ev. Tren, keşke gitmesen ya. Keşke hareket etmesen trenciyim. Niye böyle yapıyorsun? Bak teras koyayım şöyle üzerine. Orada ağaç yetiştireyim. O zaman biraz daha mutlu olursunuz bence. Hadi yavrum, bunu başarabilirsiniz. Commercial mega blok yetiştir diyor. Yap diyor, daha doğrusu yetiştir demiyor. Commercial mega blok. Niye siz de mega blok olamadınız siz? Size bir haller oldu. 12, 12, 14, 12, 14, 12. Enerji ve işi var hepsinin. Enerjisi var, işi var. Niye mutlu olmalıyız ki? Sizin mutlu olmanız lazım. Mutluluk sizin hakkınız, söyleyeyim. Approval ratingi mi yeterince yüksek değil, anlamadım. 12, 17, 12, 17, 14. Available enerji 6, available enerji 1. Ha, burada bir tane olmuş. Commercial mega block dediği, bu commercial mı? Commercial değil sanki o ya. Commercial ne? Bundan başka da bir şey kuramıyorum. Commercial demek ki. Vallahi demek ki commercial o. Her yere ağaç atayım. Bak 10 enerji var, 8 enerji var şimdi bunda da. 20 job var, 20 job var. Bunu 12, 14, 12, 14. Bu ne? O bir şey değil. Enerji, enerji. Power plant. Ofis. Approval rating bayağı güzel aslında. Approval ratingimiz fena değil. Ama istediği şey her neyse onu bir türlü yapamadık. Tree residential mega bloğu da yapamadık. Çünkü bu da inatla olmuyor. Mega bloğa dönüşmüyor. Ben bunu destroy diyeyim. Bunları ben bir destroy edeyim. Şimdi. Bence düzgün koyamadım yeterince. Çirkin oldu. O yüzden Mega Bloğa ulaşmadı. Mega Bloğa dönüşmedi. Düzeltiyorum. Kaç bu? 11, 8, 8, 8. Aslında bunlar onluğa dönüştüğü zaman hepsi Mega Blok oluyorlardı. Evet abi. Yani kötü koymuşum. Mega Blok o yüzden olmamış. Mükemmel. Sen bu işi beşer... Abi bunu yapmışız o zaman. Bunu niye işaretlemiyorsun? Sen bu işi başardın. Normal bloklardan daha sağlamdır bunlar ha. Adamsın. Adamsın. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben şuradan missionlardan değil senaryolardan bir tane açsam. New York, Berlin, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Nightmare, Seattle, San Francisco, London, Paris, Tokyo, Şangay. New York diyelim. Varsa bir Türkiye, İstanbul bakacaktım oradan. Olmamış. New York, New York'un bir parçası olmak istiyorsun diyor. Yeni haberleri sal buraya. Ne yapmamı istiyorsun? Brooklyn Köprüsü'nü yap. Statue of Liberty'yi yap. United Nation Building'i yap. VTC yap. Empire State Building'i yap. Hocam o zaman ben aksiyon movilerindeki kötü olaylarla karşılaşabilirsin diyor. Dikkatli ol. Bak şimdi şunu bıraktık. Buraya. Şuraya bir elektrik binası bıraktık. Şuraya ofis binası bıraktık bir tane. Bir tane değil tabii. Şöyle bıraktık. Niye elektriği yok? Elektrik binası çok mu uzakta kaldı onu anlamadım ki. Buraya koyalım bunu da. Bunda şimdi elektriği yok mu? Var.
Hepsinin her şeyi var. Gayet güzel. O zaman size ben ağaç atayım biraz kafanıza. Bir tane büyük bloğa dönüşsen. Ha, işte bu kadar. Şimdi bak, sana da bir tane. Bir tane de buraya. Bir tane, bir tane. Canım, onları koydukça hemen ofiste ayarlamaya başlayacağız buradan. Aa, bu senin yaptığın çok ayıp. Ofis kodurtmuyorsun bana. Brooklyn Köprüsü'nü nereye koyacağım? Ana! Meteorit gelmek üzere. Kaç, şehri terk et. Terk ettim şehri. Meteorit geldi. Ha, her şey yamuldu. Dur, bir, her şey bir daha düzelirse eğer. Ben şu sınırı geçmeden bir tane şöyle şey koymak istiyorum, köprü. Arkadaşım. Köprü koyamıyorum ki. Buraya mı koysam köprüyü? Köprüyü buradan buraya mı koysam? Bir saniye dur. Dur. Haritayı sağa sola kaydırabiliyormuşum. Bunu hiç şey yapmamıştım. Bakmamıştım buna. Peki. Şimdi o zaman bir yanlışlık olmuş. Biz şöyle koyalım o köprüyü. Bak. Gayet güzel oldu. Brooklyn Köprüsü tamam. Brooklyn Köprüsü operasyonu okey. Statue of Liberty'yi koymak için bir yer bırakmam lazım. Statue of Liberty'de şey yaparız. Kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdi biz şöyle yapalım bir. Şehrin küçük bir yanına kurulalım biz. Bak şöyle yapalım buraya. Elektrik istasyonu. Elektrik istasyonu. Ondan sonra şuraya doğru biz bir. Ev. Ev. Evenzi. Evenzi. Ondan sonra o evlerin yanına bir de çalışma yeri. Yeterince insan çalışırsa bence evler de büyüyecek, çalışma yerleri de büyüyecek. Evet. Mükemmel oldu. İkisi de büyüdü gerçekten. Burada 56 tane, burada da 19 tane available hala job var. Çok hoş. Solar Power Plant. Solar Power Plant koyarsak ne olacak? Kaliteli bir enerji kaynağı. Ne diyorsun? Meteorit bir daha geliyor. Kaç, sığınağa saklan. Benim sığınağım yok ki abi. Bir sığınağım olsa keşke, o zaman saklanayım da. Oba! Tam da bizim evin üstüne düştü. İtfaiye! İtfaiye, çabuk söndür oraları. Her bir yeri söndür. Şunun üstüne bir tane de işçi koyayım ben. Şöyle dursun. O işçi değil, o ne ya? Sam Turret. Sam Turret şuraya koysam belki Sam Turret şey yapar. Bir dahakine göktaşı geldiği zaman vurur onu, bilmiyorum. Olabilir yani. Seni ben kullanamıyor muyum? Ha. Bu vaziyette yangını benim mi söndürmem lazım acaba? Galiba öyle bir şey yapmam gerekiyormuş. Evet, helikopteri ben kontrol ediyormuşum. Ne kadar güzel. Peki, artı 250 popülasyonda special building gelecek diyor. Ben seni anladım, gördüm. Söylediğini algıladım. Hemen şuraya yapılanmaya devam ediyorum o zaman. Madem böyle bir iddian var bizimle, popülasyonun yeterince büyürse sana ben bir şeyler, sana güzelliği getireceğim diyorsun yine. Ben o zaman popülasyonu büyüteyim yeterince. Ne oldu? 112 oldu popülasyon. Şöyle canım, bizim bu binalar falan biraz sallanıyor. Kusura bakma, ben geriliyorum öyle olduğu zaman ama ağaç. Yine üstünüzden ağaç atmam. Yardımcı olur mu buna? Vallahi yardımcı oldu üstlerinden ağaç atmam. Kafalarına ağaç attığım zaman adamlar şey yapıyorlar. Mutlu oluyorlar. Polis helikopterini sallıyor. Bir tane şey. Hop. Götürdük. Help me. Help me. Gayet güzel bağlıyordu ya. Help me. Durmaksızın help me diye bağırıp duruyordu. Dıt dıt. Popülasyon şimdi daha da artmalı. Çünkü tren istasyonu yaptım. Tren istasyonu candır. Tren istasyonu güzeldir. Tren istasyonu niye böyle bir şey yaptı?
Tren istasyonu niye bize ihanet etti? Peki. Şuradan iki tane daha, hatta üç ve dört tane daha şu kareleri koyup üzerlerinden biraz daha bana toprak atın, bana ağaç atın dersem şöyle. Statue of Liberty geldi diyor. Koy Statue of Liberty diyor. Nereye koyayım? Şöyle bıraksam olur mu? Statue of Liberty işte. Gör de inanma ya. Bu mu özgürlük anıtı? United Nation Building yapmama izin verecek şimdi. Öncelikle olarak ama biz şurada bir yükselmelere devam edelim. Şu Statue of Liberty'yi kırsam yeniden koymama izin verir mi? Destroy. Ha, yeniden koymama izin vermiyor. Kırmama da izin vermiyor. O zaman biz sakata geldik zaten şimdiden söyleyeyim. Şöyle yapalım biz. Elektrik istasyonu, elektrik istasyonu. Ondan sonra ev. Canım benim, ev. Unemployed bir sürü insan var diyor. Ben o unemployed insanların sorunu çözeceğim şimdi bak. Onlar için iş imkanı sağlayacağım bol bol. Şöyle iş imkanı sağlıyorum. Şuradan da onlara ev veriyorum. Buradan da elektrik istasyonu veriyorum biraz. Şu an için bence memnunuz halimizden. Hiç şey yapmayın öyle bana. Bir şeyden memnun değilmişsiniz gibi sanki. Hiçbir şey farkında değiliz biz. Ama memnun değiliz biz halimizden. Bak ağaç. Ağaç. Hepinize ağaç veriyorum. Büyük bir tane yaratık çıktı. Bu ne abi? İmdat. Yaratık herkesi yiyor. İtfaiye helikopteri şu milleti söndürsene. Yaratığı da söndür. Şuraya doğru gel. Herkesi söndür. Yaratığı da söndür. Yangınları da söndür. Olmadı. Bak ben şuralara biraz teras atayım. Biraz teras atarsan bu iş olacak gibi. Solar Power Plant ısı mı şey yaptı? Fazla mı ısı ürüttü? Ne yaptı? Ürüttü. Üretti. Evet ya. Onların üzerine ev koyulmuyormuş. Onun üzerine ev koyarsak bu iş olmuyor. Neyse. Bu birazcık dağıldı. Birazcık başarısız oldu bu. Aman tanrım. Titanic olduk. New York çöktü. 230 vatandaş kayıp. İnsanlık ne hale geliyor? 162 metre uzayabildi sadece New York. Pekala. Freebuild diyelim bir de. Balan City'nin serbest bir şeyler kurma versiyonuna hoş geldiniz. Valilik görevinizde size başarılar diliyorum. Şimdi şöyle bir şey yapmamız lazım bizim. Elektrik istasyonu. Elektrik istasyonu. Ondan sonracığıma ev, ev, ev ve de ev. Ofis, ofis. Bu olmadı, bu kötü oldu. Ofis ve de ofis. Kendi evini de kurabilirsin. Kendi evini kurarsan diyor, yükseklik limitin acayip artar. Bak benim evim şöyle en kenarda dursun tek başına. Şimdi size birazcık orman vereyim ben. Ofise de birazcık orman vereyim ben. Güzel. Ofis sen de bir birleşirsen. Olmadı. Bu ofis birleşemedi. Şu yüzden birleşememiş olabilir. Bence budur sebebi birleşememesinin. Şuraya bakayım. Available job 4, 3, 4. Ha, mükemmel. İşte böyle yap bana. Bana böyle yap. Bana böyle şeylerle gel. Biraz daha ofis, biraz daha ev. Biraz daha ofis, biraz daha ev, biraz daha elektrik diye devam edelim. Bu işi biz başaracağız ya. Böyle böyle olacak bu iş. Yavaş yavaş başaracağız. Ondan sonra şuraya bak gelelim. Biz diyelim ki bir tane karakol. Ama karakolu böyle koyalım. Böyle koyalım. Şuraya da gelelim hemen bir tane hastane diyelim onu dengelemek için. Hatta bir tane de itfaiye diyelim. Military base. Military base'i de karakolun üstüne bıraksak 10 numara şaheser. SAM füzesi de bir tane bizim evin üstüne bırakalım. Help me. Help me. Help me. Polis helikopteri böyle gel. Şöyle gel polis helikopteri böyle gel. Böyle 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 hop tamam mükemmelsin. Öyle yersiz help me, help me'lere de şey yapmayalım lütfen. Tamam mı? Yönetimi kötülemeyelim. Efendim işsizlik var, soygun var.
efendime söyleyeyim garip şeyler var diye. Devlet bize bakmıyor deyip durmayalım lütfen. Biraz da kendi işimizi kendimiz halledelim. Help me diyeceğine biber gazı sık kafasına çantayla vur. Bir şey yap yani. Adamları sizi yenemeyeceğinize dair bir şey yapın. Korkutun yani. Yenilmeyeceğinize dair. Neden böyle yapıyorsun? Şuraya teras kurup onun üzerine mi ağaç koyayım illa? Şimdi bunun üzerine bir tane daha ev koyduğum zaman koyacak mı ki? Ha koyuyor. Ne kadar hoş, ne kadar güzel. Ya sen mükemmel bir canavarsın yani resmen. Canavarsın artık. İnsansın diyemiyorum, canavarsın. Nasıl yaptın sen bunu? Şuraya bir ev daha, bir ev daha. Popülasyonu nasıl arttırsak acaba? Ben diyorum ki şuraya bir tane train station kurayım ben. Train station kurayım. O da oradan ıt diye uçup gitsin. Bir elektrik istasyonu daha kuralım biz buraya. Solar panel kurmayacağım. Solar panel çok sakata getirebilir bizi. Road platform. Building platform olarak işe yarar. Ve aynı zamanda da diyor popülasyonu arttırır %4. Geçici olarak birkaç tane daha başka bir yere ev koyayım şöyle. 250'yi geçtiğimiz zaman City Hall yapıp bizim yükseklik limitimizin şeyini arttıralım. Güzel. Bence güzel oldu. Bilmiyorum yani siz ne düşünüyorsunuz ama şuraya ofis diyorum. Ofisten lütfen birleşin. Ama ofisler yapmayın böyle. Birleşebilirsiniz biliyorum. Biliyorum siz bu birleşmeyi başarabilirsiniz. Ağaç. Olmadı. Bu bir şehir balans eti sağa doğru yatıyor mu? Bana mı öyle geliyor? Bizim balansı bir yere doğru devriliyor mu şu anda? Yoksa aslında bir devrilme yok da ben halüsinasyon mu görüyorum? O zaman ben halüsinasyon görelim diyelim. Yine de bak şu beni üzdü. Şu beni üzdü. Buradan bunu ben çekiyorum. Şu evleri benim birleşebilir vaziyette yapmam lazım. Eğer mega yapıyı oluşturamazlarsa zaten baştan kaybediyoruz. Ne diyorsun şimdi? Enerjisi var. Bahçesi var, bağı var. O zaman neden daha fazla büyüyüp 10 kişi olup falan yürüyüp akıp gitmiyorsun buradan? Seni şu... Hayır! Ürktüm. Ürktüm, korktum. Heh! Mega binaya dönüştüler sonunda. Sizin başka bir isteğiniz var ha. Sizin başka bir isteğiniz... Onaylama %100 oldu. %100 onaylıyorlar şu anda benim yaptığım bu şeyi, binayı. Buralar %100 onaylı abi. Senin 15 enerjin var. 15, 12, 7. Her şey var. Hastanemiz var. Bak helikopter uçuruyorum size ya. Ben daha ne yapayım abi? Size bildiğiniz helikopter uçuruyorum. Acaba tren yok, bir şeyler yok. O yüzden mi bunlar mutsuzlar? Bak bir tane tren bırakayım şuraya mesela. Uçarak gidersiniz. Mükemmel olduğuna inanıyorum şu anda bunun. ...246'ya düşmüş gibi görünsen de her ne kadar. Bak şuraya şöyle bir şey bırakalım o zaman. Görüyor musun şimdi? Şuradaki bir çıldırmayı ben hissedebiliyorum. Çıldırışlar gerçekleşti burada. Ha gayret.
Ha, işte adamı böyle kandırırım. Adamı böyle kandırır, ondan sonra oradan bildiğim okumaya devam ederim. Ha, bunlar birleşmeyecek ki o zaman artık. Birleşmeyecek değil mi bunlar? Üzücü oldu. Üzücü oldu, birleşmedi. Disaster'lar açık mı? Disaster'lar gerçekleşecek mi? Ha, görevler varmış bunları açmak için. Bunları açmak için görevler varmış. Biz o zaman Seven Exit diyelim. Free Build'de... Bir saniye, bir saniye. Free Build'de böyle böyle olmaz. Seven Exit diyorum bir daha. Load City. Bir önceki şehrimi kaybettim Seven Exit dediğim için. Maksimum height'ım da 162 metreymiş. O zaman ben senaryolardan devam edeceğim. Ya da senaryolardan değil, şuradan devam edip bunları bizim açmamız lazımmış. Mission'lardan. Disaster Copying. Bu ne ya? Kendisi başlı başına bir felaket. En güzel dizayn edilmiş şehirlerden birine hoş geldin. Bence mükemmel. Buranın valisi olarak seçilsin. Mutlusun değil mi? Çığlık atmaya hemen başlayabilirsin. Konsülle görüştüm. İnanılmaz bir felaket bize doğru yaklaşıyormuş. Deprem oluyor. Hemen polis ve itfaiye yapman lazım. Al sana hastane, al sana polis, al sana itfaiye. İnsanlar ortamı dağıtmaya başlarlarsa bu iş olmaz diyor. Hemen her yere götür ki onu, bütün yangınlar engellensin. Ha, şu açıda dur. Şimdi polis helikopteri gelsin. Bütün help me'lere yardım et. Her şeyi kurtardım galiba. Wow, bu çok yakındı. Şehir depremi atlattı. Şimdi yapılacak bir sürü kağıt işi var. Arkasından gösteriler oldu, bir şeyler oldu. Sonuçta ama iyiyiz. Dev bir kaya şehre doğru geliyor. Ne yapıyor? Gaz mı sıkıyor bu eylemcilere? Oba! Eylemcilere gaz sıkarken son derdimiz bu oldu. En son derdimiz gaz sıkılması oldu. Yavrum bir saniye dur, konuşma ekranını bırak. Konuşma ekranında o kadar çok kaldı ki. Şehir dağdan aşağı düştü. Bir saniye. Bir saniye dur. Böyle olmaz. Mission diyorum. Disaster Copying diyorum. Sen şimdi birazcık kısa kes, tamam mı? Çok uzun konuşuyorsun. Ha, aynen, anlıyorum seni, anlıyorum. Anlıyorum, ben de sendenim, merak etme. Ben de sendenim. Şimdi bir tane hastane, bir tane itfaiye. Ondan sonra sen şimdi şuraya geldi. Tamam yavrum, yine konuşmayı çok uzun tutuyorsun bak. Sen şöyle gel. Gel buraya. Ha, buraya bunu sık. Polis. Gel buraya. Şunlara bir müdahale. Hep birlikte şuraya bir müdahale edin. Tamam, gayet güzel. Ah, bu çok yakındı. Her şey gayet güzel oldu. Gökyüzünü kontrol etsek iyi olur. Şimdi bu yapıştığı anda benim dengeyi sağlamam lazım orada. Bu çok kötü oldu. Bir sürü bir şey oldu. Bilmem ne oldu. Şimdi de bir tane şey oldu. Hepiniz her yere müdahale edin. Abi! Ben bunu nasıl kurtarayım ya? Bütün şehir tepe taklak yatıyor abi. Buradan dönüş yok. O zaman senaryolardan bir tane daha bir şey kuracağız. Yani ne yapalım? Berlin kuralım bir tane de. Willkommen auf Berlin. Ich bin ein Berliner. Ne dedi? Ben Berlin'de yaşayan bir vatandaşım. Hepiniz Berlin'e hoş geldiniz dedi. Almanya tekrar birleşti. Doğu Batı herkes bir arada artık. Ne istiyorsun? Brandenburg köprüsünü yapabilirsin diyor. O köprü neymiş? Böyle bir şeymiş bak. Buraya bıraktım onu.
Ama bu evler birleşemedi. Evleri o kadar kötü yapmadım. Birleşebilirler lütfen. Evleri o kadar kötü yapmışım. Birleşemediler. Peki. Şimdi birleştiler. Alttaki ofisler değil ama üstteki ofisler birleşti. O da güzel. Neon! Hayır! Almanya! Deutschland, Deutschland, über, 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 über. Airfield Berlin. Tragic aftermath. 82 citizen reported missing. Bad child escape. Yarasa çocuk kaçtı diye haber çıktı. Peki. Kardeşlerim, çok çok önceden daha 1-2 yıllık bir YouTube kanalıyken, yani 2-3 yıl önce çektiğimiz bir tane oyundu bu. Balanslı ikonu da şöyle sallanıyor. Ne güzel değil mi? Tekrar Steam versiyonu çıktığımız zaman buna bakınca da böyle güzel bir anı dikizi yapmış olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum, paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedeli Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedeli Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedeli Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedeli Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.